Buyurun hanımefendi. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz Sayın Davutoğlu. Sürçülisan etmemek adına telefondan okuyacağım. İsminizi alabilir miyim? Kadriye. Kadriye Hanım, buyurun. Sayın Davutoğlu, pek çok haber sitesinde paylaşılan FETÖ'nün Işık Evlerinde ders verdiğiniz fotoğraflarınıza nazaran ben bir soru sormak istiyorum. Işık Evlerine kaç yaşında girdiniz? Hangi eylemleriniz sonucu cemaatin bu yurtlarında ders verecek rütbeye ulaştınız? Az önce 85 ülkede öğrencim var dediniz. Bu sırada mı kazandınız bu öğrencileri? Fethullah Gülen 98 yılında Papa'ya yazdığı mektupta Papalık Konseyi misyonunun bir parçası olduğunu açıkça söylemişti. Siz 2013 yılında FETÖ'yü ziyarete gittiğinizde bu misyondan haberiniz yok muydu? Kadriye Hanım, bakın yine gelmeden... Müsaadenizle oturabilir miyim? Tabii lütfen. Teşekkür ederim. Kadriye, böyle ismen hitap ediyorum, kusura bakmayın. Estağfurullah. Bir kere şunu buraya gelmeden inceleseydiniz, o fotoğraf dediğiniz fotoğraf, o fotoğraf çok yayıldı. Defalarca açıklama yaptım. Arkadaşlarım yaptı. 1999 yılında sanırım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittiğimde orada ESKAT denilen bir derneğin, ki FETÖ ile hiçbir alakası yok, oradaki Türk öğrencilerin kurduğu derneğin bir eve davet edildim, verdiğim konferans sonrasında o evdir. FETÖ ile hiçbir alakası olmayan bir dernektir. Yani bu... Bir. İki, eğer FETÖ'nün, bakın 2013'te, 2012'de, 2014'te yayınladığı kahariye dedikleri, onlar hani herkesi kahretme listesi, Allah'ın kahhar adıyla güya, ve FETÖ'nün tehdit listelerine bakırsanız bir numarada Recep Tayyip Erdoğan vardır, iki de Ahmet Davutoğlu, üç Hakan Fidan, dört Beşir Atalay, beş Efkan Ala, böyle gider. Hiçbir yerde onların ışık evlerinde bırak kalmayı öğrenciliğimde. Şiddetle karşı çıktım, hiçbir şekilde alakam olmamıştır. Bahsettiğiniz 2013 ziyareti ise devlet katında aldığımız bir karar gereği bu adamın tehlikesini öngördüğümüz için ve bunu Sayın Erdoğan da sonra açıkladı. Birlikte aldığımız bir kararla bütün şey, bu adamı Türkiye'ye getirebilmek için yapılan bir hamleydi. Eğer onların işine yarar bir şey olsaydı onlar çoktan çıkartırdı. Hiçbir yerde benim FETÖ terör örgütünü ile ilgili olumlu bir açıklamam söz konusu değildir. Bütün devlet hayatımda sert mücadeleler verdim. 15 Temmuz gecesi de Türk televizyonlarındaki yaptığım çağrılar dışında, yurt dışındaki yani NBC, El Cezire gibi, daha hemen sonrasında da BBC gibi televizyonlara çıkıp daha meclisimiz bombalanırken konuşan tek Türk siyasi bendim, görevde olmadığım halde. Bu terör örgütünün hedef tahtasında oldum ama asla bunların herhangi bir yerde yardımcısı veya maşası olmadım. O zaman size YouTube'da Türkçe Olimpiyatlarının 10.sundaki konuşmanızı izlemenizi tavsiye ederim. Tamam. Sadece Türkçe öğreten öğretmenlere teşekkür ettiğim bir konuşmadır. Asla FETÖ ile ilgili tek bir ifadem yok. Tekrar izlerseniz görürsünüz. Hayır. Hayır, sen ne söylediğini iddia ediyorsun, yani ne söylediğini hatırlıyorsun. Hanımefendiye soruyorum lütfen. Yani yayına gitmiyorsanız gerek yok. Ben... Bak bakalım Fethullah Gülen'in adı var mı orada? Bu faaliyetlere katkıda bulunan, başta muhterem Hoca Efendi olmak üzere tüm öncülere Hayır, selam olsun. Hayır, Hoca Efendi yok o ifade. Ben o konuştuğumu bilirim. Asla bu terör örgütünün hiçbir şekilde destekçisi olmadım. Ama Türkçe öğretilen bir dönemde sadece Türkçe öğretenlere teşekkür ettiğimi konuşmadım. Mikrofonu hemen arkadaşımıza verelim. Öyle bir şey olmadığını iddia ediyor. Video elimde. Bu faaliyetleri yapan, bu faaliyetlere katkıda bulunan bütün öncülere, başta muhterem Hoca Efendi olmak üzere bütün öncülere de selam olsun. Bak. Sayın Davutoğlu, bir şey söyleyecek misiniz bununla ilgili? Bununla ilgili bir iki tane sorum da var bu arada. Sorum da sorayım. Tabii elbette, buyur. Zamanınızda AKP zamanında video örneği de gösterdiğim gibi yıllarca muhterem Hoca Efendi diyerekten selamlar gönderdiniz. 15 Temmuz'un oluşumunda ve oradaki insanların hayatını kaybetmesinde kendinizi sorumlu görüyor musunuz? Bu birinci sorum. İkinci sorum da başkanlık seçimi döneminde Tayyip Erdoğan gerekirse muhalefeti de biz kurarız demişti. Evet. Şimdi Ali Babacan ve Sayın Ahmet Davutoğlu da muhalif tarafta. Siz bir piyon musunuz yoksa siyasetçi mi? Tamam. Piyon yerine şunu diyebilirsin. Ya böyle bir söylem duyduk. Bunu ilişkilen indirebilir miyiz gibi bir üslupla sorarsanız bundan sonra sorularınızı çok mutlu olurum. Ben çünkü şu yüzden söylüyorum. Yani, çok iyi anlıyorum seni ama piyon bambaşka bir yere götürüyor. Özür dilerim. Sadece zamanda geçmişte Demirel de kendisi ağzıyla söyledi. Devlet bomba patlatmaz ama bomba patlatanlarla işbirliği yapar dedi. Evet. Hani evet, bu ülkede evet, böyle şeyler dönebiliyorken bir oyunun parçası mısınız yoksa siyasetçi mi? Bu kadar. Teşekkür ederim. Bir kere o video ile ilgili tekrar bakacağım ama şunu söyleyeyim. Türkçe Olimpiyatlarının kastedilen, Kadriye'nin kastettiği video, Türkçe Olimpiyatlara bana ödül verdikleri Karamanoğlu Mehmet Bey ödülüyle ilgili videodur. O daha eski tarih olabilir. Bakacağım. Ola ki insan hatayla şeydir. Bunu tekrar gözden geçireceğim. Ama doğrudan destek anlamında o yıllarda hemen hemen Türkiye'deki bütün siyasi partilerin genel olarak olumsuz bakmadığı bir dönemde, o günlerde dahi herhangi bir şekilde bu faaliyetlere fiili destek anlamında bir şeyim söz konusu olmadı. Erdoğan'ın yani yönlendirmesiyle muhalefet çıkması. Ya bak şimdi Şevket, seninle samimi bir şekilde konuşalım. Demokrasi tarihimize bak. Kendi partisine genel başkanlık, başbakanlık yaptıktan sonra o partiden ayrılıp o partiye meydan okuyan, onlarla yüzleşen, hesaplaşan ve bedel ödeyen başka herhangi bir ikinci siyasetçi var mı? Var mı?
Kim? Bak bir dakika, böyle diyeceğini biliyordum. Rahmetli Ecevit 1980-12 Eylül ihtilalinden sonra bütün siyasi partiler kapatılıp Cumhuriyet Halk Partisi de kapatıldıktan sonra Demokratik Sol Parti'yi kurdu. Rahmetli Ecevit Demokratik Sol Parti'yi kurdu da Cumhuriyet Halk Partisi yoktu. Halkçı Parti vardı, SODEP vardı vesaire. Ben ise kendi başında bulunduğum parti iktidardayken ona meydan okuyarak çıktım. Arkadaşlar hayır, karşılıklı hayır, konuşmaya dönmesin lütfen. Dakika, mikrofon geldi sorun. Bakın şimdi onlara meydan okuyarak çıktım ve bunun bedelini ödedim. Hiçbir şekilde kimsenin hayatta piyon olmadım. Olsaydım şu anda bir takım kurullarda yüksek maaşlarla rahat bir hayat sürüyor olabilirdim. Bu meydan okuma dolayısıyla sırf bana duyulan öfke sebebiyle bir üniversite kapatıldı. Bütün yakınlarım baskı altına alındı. 3 yıl boyu sizin de çoğunuzun zihninde bir tortu halinde bulunan ön yargıların oluşmasına sebep olacak şekilde bütün medya bize yasaklandı. Bu mücadeleyi verdim. 15 Temmuz'la ilgili de bütün kayıtları çıkarın. Bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi araştırma komisyonu kurdu. O araştırma komisyonuna darbeden sonra, ben darbede herhangi bir görevim yok. Her türlü mücadeleyi darbe öncesinde de, darbe gecesi de sonrasında da verdim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşan araştırma komisyonuna tek sorulana cevap veren tek görevde geçmişte görev yapmış devlet yetkilisi bendim. Hiç çekinmedim. 75 sayfa sorulara cevap verdim. Sonrasında da bunları kitaplaştırdım. O günlerde bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi araştırma komisyonu kayıtlarına ne o günkü başbakanın, ne cumhurbaşkanının, ne herhangi bir yetkilinin, ne de geçmişte görev yapmış yetkililerin bu sorulara cevap vermesi yok. Bütün siyasi kariyerim itibariyle söylüyorum. Hiçbir zaman yanlışın yanında yer almadım. Mücadeleyi verdim. FETÖ'ye karşı da net mücadele verdim. PKK'ya karşı da verdim. Onların darbeci teşebbüslerine onların terör faaliyetleri yanında otoriter bir yapı kuran Erdoğan'a ve şu anki AK Parti, MHP, Erdoğan, Bahçeli, Perinçek iktidarına karşı da bedel ödeyerek mücadele verdim, vermeye devam edeceğim. Tamam. Ben şimdi az önce iki tane soru sormadım desem bana inanacak mısınız? Kimse inanmayacak. Biz bazı şeyleri unutmuyoruz ve görüyoruz. Bir dönem vardı ve o dönemde yaş toplantıları yapıldığında da en üst makamlardaydılar. Söz söyleme hakkı tek kişi onlardı. Bazı şeyleri engelleyebilirlerdi ve engellemediler ve şu an yapmadık deyince bence olmuyor. Ben de şunu söylemek istiyorum. Bir saniye. Lütfen gerek yok buna. Çok istirham edeceğim. Araya girebilir miyim? Tabii tabii. Yani şöyle bir durum da var ama. Burada romantik bir ilişki yaşamıyoruz ya. Yani mesela Ahmet Bey seni, bizi, sizleri tatmin etmek için cevaplar veriyor sorularınıza. Tatmin olmak zorunda değilsiniz. Yani o siyasetçi sizin o gün kalbinizi kazanmak zorunda ya da mecburiyetindedir belki kendince ama kazanamayabilir. Ama zorla insanlara işkence edip hayır benim kalbimi kazan diyemiyor. Yok, sen tabii. Şunu diyeceksin mesela. Diyeceksin ki ben tatmin olmadım. Bitti. Yok yani, tatmin olmadım. Tamam. Kusura bakmasın teşekkür kendisine. Ederim. Teşekkür ederim. Siz bir şey ekleyecek misiniz? Arkadaşlar sakin olur musun? Sen mesela yavaş yavaş. Biraz sakin olur musun? Bir şey ekleyecek misiniz? Üstüne soralım mı? Yani aslında gerekenleri söyledim. Şunu bir kez daha söyleyeyim. Bana aslında bu parti içi imza kampanyalar toplanıp bir parti içi darbe yapıldığında çok açık bir şekilde o zamanki iktidara yakın bazı gazetecinin ifadesiyle düşük profilli başbakan istiyoruz. Düşük profilli başbakan olmayı kabul etmediğim gibi hiçbir şekilde hele hele bugünkü iktidarın piyonu gibi ifadeyi kesinlikle reddettiğim gibi önümüzdeki günler gösterecek. Türkiye'de bütün bu yanlışlar sonra 6 yıl içinde bizim bıraktığımız Türkiye'de bu mafya çeteleri, bu organize suç örgütleri böyle ortalıkta toz atıyorlar mıydı? Biz inşallah gelecekte bu iktidarla en kararlı mücadeleyi şevket vereceğiz ve bu mücadeleyi siz de göreceksiniz. Ama asla hiç kimsenin piyon olmadığımız gibi Türkiye'de sizin gibi gençler dışında hiçbir kesimin de ne sözcüsü ne takipçisiyiz.